Merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz toplama işleminde verilmeyeni bulma. Bir önceki videomuzda toplama işleminde verilmeyeni bulma ile ilgili kolay soruları çözmüştük. Sorular biraz daha zorlaşınca ne yapıyoruz? Bunu öğreneceğiz bu dersimizde. Örneğimiz gelsin, örneğimiz üzerinden anlatalım. 3, boşluk, burası verilmemiş. 7, alttaki sayımız 2, 7 ve birler basamağındaki sayı verilmemiş. Toplam ise 648. Bu noktalara hangi sayılar gelmesi gerektiğini bulacağız. Nasıl bulacağız? Toplam işleminde verilmeyeni bulmayı hangi işlemle yapıyorduk? Çıkarma işlemiyle yapıyorduk. Yine çıkarma işlemi yapacağız ve işlemimizin üstünde yapacağız bunu. Ne yapıyorduk? Toplamdan verilen sayıyı çıkartıyorduk ve verilmeyen toplananı buluyorduk. Yine aynı şekilde toplanandan verilen sayıları çıkartarak noktaya hangi sayıların geldiğini bulacağız. Nereden başlıyoruz? Birler basamağından. İşlemimizi tersten yapıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru yaparak verilmeyen sayıları buluyoruz. Birler basamağımızdaki sayımız kaç? 8. Buradaki sayımız verilmemiş. Birinci toplananda 7 var. Ne yapıyoruz? 8'den 7'yi çıkartarak oradaki sayımızı buluyoruz. 8'den 7 çıktı. Kaç kalır? 1. Burası 1. Şimdi onlar basamağına geçiyoruz. Altta 4 var, yukarıda 7 var. 4'ten 7'yi çıkaracağız. Çünkü işlemimizi aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz. 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyorduk böyle durumda? Komşuya gidip bir onluk alıyorduk. Komşudan bir onluk alacağız. Komşudan bir onluk aldık. 6'dan bir onluk aldık. Komşumuzda kaldı 5. Bizde oldu 14. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Zaten diğer sayılarımız verilmiş. Verilmeyenlerimiz neymiş? 7 ve 1. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Aslında çok basit. Çıkarma yapıyoruz ve işlemimizi aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Diğer örneklerle daha iyi kavrayalım. Sıradaki sorumuz gelsin. Nokta 7 nokta 2 sayımız verilmemiş üstte. 5 nokta ve 7 altta da bir sayımız verilmemiş. Toplam kaç? 982. Şimdi verilmeyen sayılarımızı bulacağız. Ne dedik? Aşağıdan yukarıya doğru çıkarma işlemi yapıyoruz dedik. 2'den 7'yi çıkaracağız. 2'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşumuz 8. Çünkü işlemleri aşağıdan yukarı yapıyorduk. Buradaki 8 komşumuz. 8'e gittik. Bir onluk aldık. Bizde oldu 12. 8'de kaldı 7. 12'den 7 çıktı. 5. Burada kalmıştı 7. 7'den 7'yi çıkarıyoruz. 7'den 7 çıktı. 0. Burada 9 var. 9'dan 5'i çıkarıyoruz. 9'dan 5 çıktı. 4. Verilmeyen sayılarımız kaçmış? 4, 0 ve 5'miş verilmeyen sayılarımız. Sıradaki örneğimiz gelsin. Sayılarımız 3, nokta 5. Alttaki sayımız nokta 7 ve nokta. Toplamımız ise 597. Verilmeyen sayıları bulacağız. Ne yapıyoruz? Yukarıya doğru çıkarma işlemi yapıyoruz. Bu kadar basit. 7'den 5'i çıkarıyoruz. 7'den 5 çıktı. 2. 9'dan 7'yi çıkarıyoruz. 9'dan 7 çıktı. 2. 5'ten 3'ü çıkaralım. 5'ten 3 çıktı. 2. Bütün verilmeyen sayılarımız 2'ymiş. 2, 2, 2. Son bir örnek yapalım. Sonra da size bir soru soracağım. Bakalım kimler yapacak. Son sorumuz gelsin. 7, nokta, nokta. Altta yine nokta. 7, 6. Toplam ise 938. Ne yapıyoruz? Aşağıdan yukarıya çıkarma işlemi yapıyoruz. 8'den kaçı çıkaracağız? Üstünde ne var? 6. 8'den 6 çıktı. 2. Şimdi kaçtan çıkaracağız? 3'ten 7'yi çıkaracağız. 3'ten 7 çıkmaz.
komşuya gidiyoruz. 3'ün komşusu kaç? 9. 9'dan bir 10'luk aldık. Bizim oldu 13. Komşumuzda kaldı 8. 13'ten 7 çıktı. 6. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı. 1. Evet. Verilmeyen sayılarımız kaçmış? 1, 6 ve 2'ymiş. Son bir soru da size gelsin. Bakalım kimler konuyu anlamış? Bakalım sorumuza. 7.3 nokta 5 nokta toplam kaç? Toplam 972. Bu noktalara sırasıyla hangi sayılar gelmeli? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.